ulusal ve uluslararası alanda derece elde eden sporcular ödüllendirildi. Hatay'ın sporda ulusal ve uluslararası derece elde eden başarılı sporcuları Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de katıldığı törenle ödüllendirildi. Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Bakan Ergin yanı sıra Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, Antakya Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Hançer Kıran, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüsnü Salih Güder, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koç Yiğit ile Albay Mustafa Başoğlu, Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile çok sayıda başarılı sporcu ve yakınları ile diğer yetkililer katılım gösterdi. Türkiye'de yapılması planlanan 718 spor tesisinden Hatay'ımıza tam 25 tane spor tesisi yapılacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşen ödül töreninde konuşan İl Müdürü Emrullah Taşkın, ülke genelinde 711 bakanlık yatırımından 25'inin Hatay'da yapıldığına dikkat çekti. Spor Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı ve yapılmaya başlandı. İlimizde de 25 tanesi gerçekleşecek efendim. Bazılarının inşaatları başladı ve devam ediyor. Bazı tesislerimizin çok yakında ihaleleri, öncelikle stadyumun ihalesi Ağustos ayı sonuna doğru yapılması planlandı. Konuşmaların ardından Türkiye ve dünya arenasında başarı elde etmiş derecesi olan başarılı sporcular ödüllendirildi.